Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere koleksiyonunda bulunan en özel, en kıymetli parçalardan birini tanıtacağım. Tissot'un iskelet modelini tanıtacağım sizlere arkadaşlar. Hemen tanıtıma geçebiliriz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi oldukça şık ve zarif bir model. Diğer Tissot modellerine göre işte pragmatikler olabilir, diğer modeller olabilir. Onlara göre çok daha kıymetli ve pahalı bir saat arkadaşlar. Sıfırını almaya kalktığınızda yaklaşık 10-12 bin lira civarı bir fiyatı var. Bu saati arkadaşlar pahalı kılan şeylerden biri de iskelet bir yapıya sahip olması. Burada görmüş olduğunuz gibi zembireğine kadar, yayına kadar bu saati görmüş oluyorsunuz. İşte saati kurduğunuzda bakın buradaki yay gerilmiş oluyor arkadaşlar. Böylelikle ne kadarlık bir güç rezervin kaldığını öğrenmiş olabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar hani Longines saatlerini de anlattığım gibi ETA mekanizma kullanıyor arkadaşlar. Ve size şöyle göstereyim. Bu saatin hani deri kayışlı olan versiyonu da var ama çelik olanı tercih ettim. Çelik olanı çok daha hani günlük kullanıma uygun. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kelebek dedikleri bir kayışa sahip ve arkası da arkadaşlar bakın iskelet bir yapıya sahip. Buradan da balansını yayına, hatta balansın şu arka kısmında bilmiyorum belli oluyor mu burada hangi ETA mekanizmasını kullandı. Tissot'un seri numarası. Hani bunları da kolaylıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi İsviçre bir makineye sahip. Tissot'un yine baskısı var, damgası var. Evet arkadaşlar. Hani oldukça nadir ve şık bir saat. Hani her yerde göremeyeceğiniz bir saat. Burada görmüş olduğunuz mavi vidaların hepsi arkadaşlar Meneviş işleminden geçirilmiş. Hani kendi orijinal renginde olan hem belli sıcaklıkta ısıtılarak bu rengi almış olan vidalardır. Bu da hani oksitlenmesini vesairesini engellemek için yapılmıştır. Önceki videolarımda da bahsetmiştim zaten. Görmüş olduğunuz gibi komple 316L dediğimiz cerrahi çelik kullanmışlar arkadaşlar. Hani hiçbir şekilde atma, paslanma, kararma yapmaz. Ve arkadaşlar hani kimsenin bilmediği özelliklerden biri de bu saat hakkında. Saatimiz hani diğer modellerde de zaten var diyeceksiniz. Safir bir cam kullanıyor ama bu safir arkadaşlar diğer camlara göre çok daha farklı. Çünkü bu safir camın hem üst düzeyinde hem de camın alt kısmında iki taraflı antrefli cam kullanıyorlar. Yani antrefli ne demek? İşte yansıma geldiğinde yansımayı engelliyor. Normal safir camda ışık yansıdığı zaman direkt yüzünüze parlama yapar. Ama bunda ışık yansıdığı zaman direkt yüzünüze parlama yapmaz. Çünkü çift antrefle kullanıyor. Hani ışığı nokta şeklinde görürsünüz üzerinde. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hani bu anlattığım özellikler. Bakın şöyle hani kurma kolu da oldukça güzel ile oturuyor. Oldukça şık bir modeldir. Yalnız hani kurmalı saat sevmeyen arkadaşlar için İdeal bir model değildir. Çünkü kol rezerviyle çalışmaz. Hani bu saati sadece kurmanız gerekiyor. Tam kurduğunuzda yaklaşık 48 saat civarı bir güç rezervi size sağlıyor. Bu da görmüş olduğunuz gibi oldukça şeffaf. Burada saniye kolu var. Burada maşasını görebiliyorsunuz. Balansını görebiliyorsunuz arkada. Hani oldukça çıplak, oldukça estetik bir saat. Saatin buradan hani her şeyini, çalışma prensibini okuyabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Benim hani Tissot model hakkında bu model hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Siz de internetten detaylı araştırma yapabilirsiniz. Oldukça özel ve şık bir modeldir. Bu modelin arkadaşlar bir farklı versiyonu daha var. Onu da size görsellerini sunayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.